Bir ferdi olmaktan onur ve şeref duyduğum büyük Türk milletini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılının son seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Tuan Hareketi Partisi Başkanlık Kurulu kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almış bulunmaktayız. Büyük Türk milleti, bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm savunduğumuz ve kuruluş amaçlarımızın hakları bize saklı kalmak kaydıyla bu seçimlerde bir tarafı destekleme lüzumu doğmuştur. Doğal olarak bulunduğumuz konumun muhalefet olması sebebiyle ülkedeki kutuplaşmanın, huzursuzluğun, yoksulluk ve yolsuzluğun, yandaş, eş, dost, akraba kayırmanın, tüm kurumların tarikat ve cemaatler tarafından ele geçirilmiş olmasının, toplumsal ayrışma ve yozlaşmanın, iç ve dış tehditlerin 21 yıllık iktidarın ürünü olduğunu görmezden gelemeyiz. Milyonlarca işgalci ile demografik, ahlaki, sosyal, kültürel, iktisadi, içtimai, Türk egemenlik haklarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, devletimizin kurucu değerlerine oluşturulan kastın, Cumhur İttifakı tarafından ağırlaştırılarak uygulandığını yok sayamayız. Dolayısıyla muhalefet partileri, bizler, eleştirel haklarımızı bugün bir kenara bırakmalıyız. İktidar partisine bir 5 yıl daha Türk milletini teslim edemeyiz. Bir 5 yıl daha İktidar Partisi'nin Türk milletinin maddi ve manevi sömürmesine izin veremeyiz. Bir 5 yıl daha Türk egemenlik hakları, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinde karşı devrimlerini tamamlama fırsatı tanıyamayız. 14 Mayıs genel seçimlerinde parlamentoda Cumhur İttifakı'nın almış olduğu milletvekilliği sandalye çoğunluğunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı'nın da kaybedilmesi durumunda tam bir keyfi güç oluşacağı, bu keyfi gücün bir diktaya dönüşebileceğinin derin endişesi içerisindeyiz. Bu noktada adil ve denetleyici, Türk milletine nefes aldıracak idare merkezinin oluşması adına Sayın Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğumuz görüşmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu kabinesinin yürütme haklarının Millet İttifakı tarafında olmasının duygusal bir durum olmadığını, ülkemizin ve Türk milletinin geleceği adına en uygun formül olduğu kanaatine varmış bulunmaktayız. Denge ve denetleme mekanizmasının daha güvenilir olacağına dair düşüncemizin sandığa gidecek her seçmen tarafından iyice düşünülmesi tüm samimiyetimizle tavsiyemizdir. Büyük Türk milleti, kendin için, evladın için, ailen için, geleceğin için, ülkemiz için, geleceğimizin teminatı için artık değişim zamanı. Yüce Türk milletine arz ederim. Esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın.